Fuat Uğur, MHP Cemaat Markajı ve Bahçeli'nin Stratejisi Aslında Devlet Bahçeli her şeyin farkında. Partinin tüm kademelerinde paralel yapının etkisinin de. Kıldan ince kılıçtan keskince bir çizginin üzerinde gülen çetesiyle adeta yakan top oynuyor. Geçtiğimiz günlerde yazmıştım zamanlaması manidar ve ani bir mahkeme kararıyla 1 Kasım günü partiden ihraç kararı kaldırılan ve MHP'ye yeniden kaydını yaptıran Sinan Oğan'ın cemaatin adamı olduğuna dair sözleri. Meral Akşener'in paralel yapının etkisi altında olduğu herkesin bildiği bir sır. Sinan Oğan, Meral Akşener ve onlar gibi önü kesilen İzmirli Müsavat Dervişoğlu'nun geçen hafta İstanbul'da tesadüfen bir araya gelmiş olmaları Mansur Yavaş'ın devreye girmesiyle savaş baltaları çıkarılmış durumda. Paralel çetenin önemli elemanlarından Mümtezer Türkönen'in Ümit Özdağ'ı markaja alması işin büyüklüğü hakkında bir fikir vermekte. MHP cemaatin iç savaş enstrümanı olacak. MHP son günlerde gülencilerin birkaç hedefinden biri. Çünkü MHP Türkiye'de iç savaş çıkartmak, ülkeyi karıştırmak için ülkücü kadrolarıyla çok önemli bir enstrüman olabilir. Bunu cemaat bağlantılı Taha Akyol da biliyor olmalı ki seçim öncesi ülkede iç savaş çıkmasından endişe ediyorum diyebilme sorumsuzluğunu gösterebilmişti. PKK gibi bir terör örgütü ve kanlı eylemlerinin olması da cemaat için bulunmaz bir nimet. Tabi ülkücüler de biçilmiş kaftan. Böylece çatışan iki taraf ülkeyi kısa zamanda kan gölüne çevirirken cemaat ve PKK da Kandil'de yaptıkları anlaşmayı hayata geçirerek ortak düşmandan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan kurtulmuş olacaklar. Bahçeli kimi veliaht olarak açıklayacak? Ancak dediğimiz gibi tüm bu projelerin önünde Devlet Bahçeli gibi bir engel var. Bahçeli hem paralelcilerle doğrudan çatışmaya girmiyor hem de partisini bir arada tutmak için Sinan Oğan, Meral Akşener, Mansur Yavaş gibi MHP'yi cemaatin oyun sahası haline getirecek at başlarına etkisizleştiriyor. MHP lideri önümüzdeki günlerde ya da aylarda bir atak daha yaparak varisini yani veliahtını açıklayacak. O isminde Gazi Üniversitesi'nin eski öğretim üyelerinden Osmaniye milletvekili Ruhi Ersoy olduğu söyleniyor. Ancak onu da seçim öncesi şehit yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze töreninde tabutunun başında adeta siyasi gösteri yapan ağabeyi Yarbay Mehmet Alkan'ın tam arkasında ona mukayyet olurken görmüştük. Bu türden planlı programlı işlerin cemaatçilerin başının altından çıktığı çok iyi bilindiğinden İnsanların kafaları karışmıştı. Olağanüstü kongre için cemaatten finansal atak. Tüm bunlar bir yana Bahçeli'nin olağan kongre tarihini 18 Mart 2018 olarak belirlemesi cemaatçileri çıldırtmış durumda asıl. Parti tüzüğüne göre 270 delegenin imzası toplandığı takdirde genel başkanlık seçimi gündemiyle olağanüstü kongre toplanabilecek. Peki bu kadar imzayı toplayabilirler mi? Cemaatin MHP'deki faaliyetlerini çok iyi bilen kaynağıma sordum bunu. Bana cemaat bu işe ciddi bir meblağ ayırmış durumda. Yazarsanız size çok kızabilirler ama para göz MHP'li delegelerin sayısı yabana atılamayacak kadar çok. Cemaat nasıl Amerikalı senatörleri maaşa bağladıysa ve bunun için inanılmaz bütçeler ayırıyorsa MHP için de aynını yapabilir dedi. Açıkçası MHP'deki hesaplaşma esasında bir Türkiye meselesi olarak karşımızda duruyor. Yani o çok eleştirdiğimiz Devlet Bahçeli eğer bu işin üstesinden gelemezse, Sinan Oğanlı, Meral Akşenerli ve Mansur Yavaşlı bir cemaatçi MHP karşı karşıya kalmak işten bile değil. Fuat Uğur, Türkiye